Ya geçen bir video izledim, bak. Abi bak bir şey diyeceğim. 250 liraya çiğ köfte satıyormuş. Bakın abi. Bazı şeyler abartılamaz. Abi alt tarafı çiğ köfte. Çiğ köfteyle ne kadar dangalaklık yapılabilir? Onu izleyeceğiz abi. Sanki bir fine dining restoran kafasında burada abi çiğ köfte yapıyorlar. Yani, yani. Şu bir baharat karışımı. Ya bazı şeylerin boku çıkartılamaz. Yani bizim bu geleneksel, yöresel olan ürünümüzü biz biraz daha farklı bir şekilde şekillendireceğiz. Hem sunum olarak hem tatlı. Çiğ köfte en fazla et koyarsın yani. Etli çiğ köfte yaparsın. Okey. Lezzet olarak. Şu soğanımız, etsiz bir de bu. Makineden çekiyoruz. Bak abi anlatıyor. Elini çekemiyoruz. Soğanı makineden çekiyoruz. Okey. Elle yapamıyoruz onu. Şimdi isot koyduk. İsot nereden geliyor? İsot dünyanın en pahalı isotu kaç para olabilir? Ama işte böyle işte ben ve sokak lezzeti motherfucker genius ya sikiyor ya falan yani. Şimdi böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu unutun. Çiğ köfte maksimum çiğ köftedir yani. Bunu 250 liraya yiyen adam ya ne bileyim yani parasını yere fırlatsın daha iyi. Abi abartma yani. Mesela adam İsot koyuyor. Bu isot nereden geliyor? Ananın amından geliyor. Nereden gelebilir abi isot en fazla ya? Maksimum ne olabilir yani bir isotun? Nereye gidebilir yani isot? Nereden gelebilir abi isot? Ne yaratabilirsin isotla en fazla ya? Niye abartılıyor abi bu olay? En fazla Ursa'dan gelir yani. Hepsi yerinden gelir. Adıyaman'dan gelir. Çiğ Ha, köftenin bütün Adıyaman. Okey malzemesi. bro. Fine. Ben de oradan geliyorum. Süper Seni abi. de oradan transfer edelim. Aynen. Malzemelerle beraber geldin yani Malzeme, burada. evet, malzeme çok önemli abi. Malzemenin kaliteli olması, yerinden olması gerçekten çok İçine önemli. Havyar koyuyoruz burada. Hiçbir markete gitseniz de belki isot bulabilirsiniz ama şunun verdiği tadı kesinlikle vermeyecektir. Ya bak Adıyaman'ın en iyi isotunu Türkiye'de getirtmek ne kadar zor olabilir? Allah aşkına. Ya bak böyle ufak muhabbetleri Vidancır! böyle glorify'layarak ya bizim millette bu hep var. Hep var. Ben çocukken de vardı, lisedeyken de vardı. Arkadaşlar mesela derlerdi ki gecenin bir yarısı kanka şurada bir köşede köfteci varmış. Ananı sikeyim böyle bir köfte yok. Abi bir köfte maksimum ne yapabilir sana ya? Allah aşkına. Bir de abartıyorlar içine tükürüyormuş, içine sümük atıyormuş, sıçıyormuş. Ha, ne abi tamam okey yani. Ne olabilir en fazla? Bir kısmı ev kışın, ev yapımıdır, bir kısmı hazırdır. Karıştırma. Tek tip kullanmamıştım. Daha lezzetli oluyor. Benim kıvamım için daha uygun oluyor ve bana daha lezzetli geliyor. Sıradan ev ekşisi var. Evet. Bu nar ekşisi bazı yörelerde de eşkisi diyorlar. Vallahi bazen hızlı konuşunca biz de ekşi diyoruz, eşki diyoruz. Şimdi zeytinyağı var. O nereden geliyor Gerçekten abi? çok keyifli, kaliteli, hakiki bir zeytinyağı. Zeytinyağı. Keyifli zeytinyağı abi. Yakaladınız mı? Yakala abi keyifli zeytinyağı. Keyifli abi zeytinyağımız tamam mı? Kaliteli, Keyifli hakiki. zeytin. Tamam bakayım. Diğerlerini patatesten yapıyorlar çünkü. Evet. Hakikidir. Çünkü çok araştırdım zeytinyağını. Hı. Belki birinci sınıf mıdır bilmiyorum. Onun eğitimini almadım ama her türlü teste tabi tutabilirim onu. Ne testi abi? Ne testi? Kamyon mu çektiniz zaman okuyayım zeytinyağıyla? Et bile yok abi fark ettiniz mi? Kalan isotu doping niyetine mi? Bu yani bizim kıvamımızı elde etmek istediğimiz kıvam sağladığı için ben parça parça koyuyorum. Normalde kimisi birden koyar isotunu. Seninki daha kontrollü o zaman. Bizim biraz daha reçetemiz farklı olduğu için her şeyin bir sırası var.
genel baharat, isot ve zeytinyağı var. Biraz da nar eşkisi var. Allah'ım sinirlendim, durduk. Baharatlar şimdi nereden geliyor acaba? İnsan merak ediyor. Öyle bir yayın yapmayı düşünmüyorum abi, sandık başında. Biraz nefes nefese kaldı ya. İyi miyim? Biraz ya sıcak onu. Yerim sıcak olunca yorulurum ben. Sen biraz ısındın ama ekstra. Isındım evet. De gelenler üşümesin diye açıyoruz sobaların hepsini. Onlar ısınır. Gelenlere yoğurtsan biraz çiğ köfte yok. Onlar da ısınırlar aslında ama. Muhtemelen çok iyi gelir. Abi asıl cringe şimdi başlıyor ya. Asıl cringe şimdi başlıyor abi. Abi ne görmemiz lazım şu an ya? Ha, orta as pişmiş, onu mu tutturdun amına koyayım? Ne yaptın abi sen şu an? Ya bize niye... Abi bir de sideways falan kesiyor yani, anladın mı? Neyi gösteriyorsun ki şu an bize abi? Havuç mu görüyoruz yani şu an? Bak suyuna bak, böyle olacak. Nesi var abi? Şu an ne görüyorum abi yani? Çiğ köfte lan işte. Yani... Abi sikeceğim ya. Abi yani adam gibi yemeğini yapıp önüne koyan insan kalmadı amına koyayım ya ülkede. Herkes bir şov peşinde, tost yapan yarrak koyuyor içine. Çiğ köfte yapan böyle sideways kesip böyle açıyor falan. Ne yaptı, ne yaptı şu an yani? Arkada çalan müziklere falan bir odak kasın abi, Allah aşkına ya. Abi şu video pek çok şeyi açıklıyor. Günümüzde Türkiye'deki gastronomi endüstrisi bok yoluna gidişi ve gerizekalı insanların aptal aptal paralar verip aptal aptal şeyler yemesi yani. Çok şeyin özeti şu an ya. İğrenç. Ne yapıyorsun abi, ne yap, niye ne yapıyorsun ya? Oh what the fuck, maydanoz acaba nereden geldi? Amına koyayım maydanoz yani. Ya niye 200 veriyorum, 150 versene. Abi çok kötü oldum şu an ya. Işık yeterli miyiz? Şu daha iyi mi? Nasıl daha iyi? Abi çok kötü, olur ne, çok kötü şeyler oluyor şu an abi. Bak 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 bak. Ya abi. Bak arkadaşlar bakın, her şeyin bir hareketi var ha. Hiçbir şey alelade gerçekleşmiyor amına kodumun yerinde. Hiçbir şey alelade gerçekleşmiyor abi. Şıp 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 diye alacaksın o sosu. Sos ne? İşte nar ekşisi bir şeyli bir sos, renginden anladığım kadarıyla. Ben renk körüyüm, yanlış anladıysam düzeltirsin. Bunun lezzeti nerede abi? Usta onu avucuyla alıp koymadıktan sonra oraya. Abi şu an adam karpaccio çakması, o koyduğu şeyi de ne tam olarak çözmüş değilim. İlginç bir şova girişti. Devamını lütfen izleyelim ya.
Şu an ne yaşanıyor abi? Ya alt tarafı orada ya, abi bak, bak orada bulgur var, salça var, baharat var. Üstüne de pazu koydun. Yani ne yaşatıyorsun bize ya? Ne arkada oluyor? Orta abi? Şam bir de bunun in müziği. Evet abi, mesela sanki fine dining restoranda 8 korslu yemeye başladın da onion soup'unu bekliyorsun amına koyayım ya. Ya şey böyle. Nemrud'un kızı. Çok kötü. Çok kötü her şey ya. Videodaki her şey çok kötü ya. Lanet olsun abi bu kültürü. Kim yaydı abi? Hep Nusret'in yüzünden oluyor bunlar ya. Bu kadar olayı ne gerek var, ben onu anlamadım yani. Maydanoz May Dağı'ndan gelmiş arkadaşlar, o yüzden öyle özenle alıyor. Ya abi bak özel bir karışımın yok artık. Yapma bunun şovunu ya. Her boka aynı karışımı atıyorsun abi. Ya bak salata için farklı bir dressingin olur, anlarım. Ya her etin üstüne de aynı şeyi attın. Çiğ köfteye de aynı şeyi attın. Salataya da aynı şeyi attın. Yapma artık şovunu abi. Özel bir şey değil yani. Bunu biliyoruz ya. Ya İyi kanserler abi. Ya kanser oluyorum şu an, ölmek üzereyim. Üstündeki yosun mu o şimdi? Ne o yani? Pazu, pazu yaprağı. Hayır ya. Abi ama şu gerçekten an nori sarar gibi sarıyor. Ama o sardığı şeyle madem böyle şeye giriyorsun. Bambudan yapılan sarma şeysi al. Sushi sarma şeysi. Daha rahat olur be brom ya. Niye kendini yoruyorsun ki orada şeyle? Bakayım. Bunu yerken videoları var mı abi? Nasıl tepki veriyorlar acaba? Pazılı sushi çiğ köfte oldu. Evet, pazı yaprağından yapıyoruz bunu. Özellikle diyet yapan insanlar için mükemmel bir ürün çünkü içerisinde ekmek var. Kanka marula sarıp desek yine diyet yapanlar için iyi olmuyor mu yani? İçinde ekmek yok dedi ya. Arkadaşlar ürünün özelliği içinde ekmek olmaması amına koyayım. Bize ekmek banıp evet abi diyet çiğ zaten köfte amına koyayım. Hadi bakalım oradan gel abi. Yakaladık oradan birkaç şişko. Ve gayet hafif, keyifli bir ürünmüş. Keyifli abi. Böyle arkadaşlar böyle güzel duyulan kelimeler kullanacaksınız. Keyifli bir ürün abi. Gayet hafif ve keyifli. Spontane ya amına. Güzelim motherfucker değerini bir çekiyor. Keyifli abi. Arkada da orta çağ. Abi şu an kendimi bir tavernaya girmiş gibi hissediyorum amına koyayım. Keyifli. Birazdan Tarkan'daki Vikingler gelip yani hancının kızının memeler arasından evet abi çıkıyor. Ve hancının kızını kurtaracaksın. Arkadaşlar bir de eğer iyi başlıysanız siyah eldiven kullanın. Siyah eldiven kullanmazsanız İHŞ'lar komitesinden 8 tane seherbaz gelip ebenizi siker yani. Onu ben baştan söyleyeyim. Lütfen iyi başlıysanız siyah eldiveninizi çekin. Ya abi ne ya? Ya spatulayı büküyor falan oğlum, neler yaşanıyor ya, sikeceğim. Spatulaya ne gerek var ki amına koyayım ya, toplanır zaten. Dur çabuk kes. Uyan anne sikeyim. Oo, tuvala şiva atar gibi atacak mı şimdi? Amına koyayım. Ne manası var ki bunun ya, Allah kahretsin.
Ben yumruk atacağım ekranı şimdi. Samsun ve şamura koyayım. Çok kötü her şey. Ah geldi yine müzikler. Elflerle siki şamına koyayım ha. Yemek yerken muhafızlar. Ahmet Bey, size ihtiyacımız var. Köy basmışlar. Ya abi yani bak hani günün sonunda ben bunu istediğim müzikle yiyebilirsin. İstediğin kombinasyonu yiyebilirsin. Ama akşam İbrahim Tatlıses gibi sıçacaksın. Yani bunu bu kadar egzantrik bir hale getirmeye gerek, keyifli bir hal yani ne abi? Ah. Çok kötüyüm abi. Çok kötüyüm şu an. Hayır abi bunun çıkışı da keyifli oluyor. Yani. Çok keyifli. Life, diyet, basur göt. Ekmek yok yani sonuç olarak için. İyiyiz işletme. Evet abi nereye geldik? İtinayla kesildi bak. Abi bizim Discord'da en çok çiğ köfte yani yukarı. Yukarı bunun anasını siker bunu ya. Abi yukarının burada bitir. Olması lazımdı bu arada ya. Nasıl küfrelerdin abi ya? Böyle bir şey yok abi. Her şey çok güzel ya. Abi malzemeler değişmiyor, fark ettin mi? Hep böyle farklı canım, şovlar, bir farklı öyle şekiller sarıyor, amına bir böyle koyayım. Sarıyor zaten abi. Ya o bıçak tutuş ne? Niye böyle bir şey oluyor şu an? Abi çok kötü ya. Abi her şey çok kötü. Çok. Neden? Aa analizim çok kötü oldum. Hayali yay var ne sanki. Fırlatacak amına koyayım bıçağı. Abi bakın arkadaşlar. Mutfakta zaman geçiren insanlar bilir. Bıçağın bir türlü tutuşu vardır. Eğer böyle bir bıçaksa. Bu bıçağın tek bir tutuşu var. Bu bıçak ve buna benzer bıçaklar, şef bıçağı dediğimiz, Santoku'ya kadar tek bir şekilde tutarsın. Abi bu ne amına koyayım ya? Abi şu ele bir bakın. Allah'ım kansere geliyorum ya. Ne var çok abi ne var ne var lahana mı gösteriyorsun bana iyi mi pişmiş ne gösteriyorsun şu an ya? Ya şu an ne abi gösteriyorsun gerçekten... abi şu an bana ne gösteriyorsun? Chopstick'le servis edecek gibi hissediyorum çok korkuyorum ben ya. Chopstick'le servis ederse hep beraber asalım mı abi kendimizi ya? Chopstick'le bum bum. Alfred uyumaya giderim. Getir evet. Oğlum getir şeyi getir ipi getir oğlum. Asıyorum kendimi anasını sikeyim ben yaşayamam daha bu dünyada ya. Oha çok iyi görünüyor. Ama çiğ köfte sonuç olarak amına koyayım yani. Şimdi nar ekşisi de random çizgiler atacaktır bana işte. Ya bakın şu anlatılamayan nokta şu arkadaşlar bakın. Mutfakta iyi çalışmak isteyebilirsin. Mutfakta farklı şeyler yapmak isteyebilirsin. Hepsine okeyim. Ama bazı malzemelere böyle davranılmasının sebebi çoğu zaman o malzemelerin ya çok Türkçesini söyle kırılgan olmasındandır.
Tamam ya, malzeme çok kırılgandır. Gerçekten böyle davranırsın malzemeye. Ya da çok pahalıdır abi. Hata yaparsan ve yenisini yapman gerekirse onun sana maliyeti o kadar yüksektir ki aman abi götümüz sikilmesin diye. Tamam yavaş, mesela üf mantarlı bir şey yaparsan, ne bileyim. Bir yerden Wagyu beef gelmiştir. Kobe beef'in vardır. Böyle dersin ki aman abi bak bunu sıçarsak yarrağı yedik dersin. Abi iç çiğ köfte ya. Ya şu şuraya koyduğun şeyin sana maliyeti 25 kuruşu geçemez abi. At amına koyayım ya. Yani yerleştirdiğin oraya ne bileyim. Bulgur oğlum o. Ama nereden geldi önemli abi. Abi Hani nereden? hep genelde Dinden bunu geldi. modeli Nereden almış. gelecek amına koyayım? Adıyaman bulgur oluyormuş ya. Rare Diyeceğim abi yani. Dağılmaması için olabilir ama ya. Abi bulgur. olabilir de yani, come on abi. İşte, ne yapıyoruz ya? Motherfucker. Sunum hoş ama bence ya bu arada. Sunum harbiden hoş ya. Abi sunum hoş da bak, hoplaya zıplaya 15 dakika oldu şu an. Evet. Baştaki çiğ köfte karma işini geçersek, dur abi çiğ köfte karmayı geçiyorum çünkü o zaten hazır olur. Diyelim ki 10 dakika hoplaya zıplaya, yani 20 dakika falan hoplamaları zıplamaları geçersek, 20-25 dakika. Gerçekten bu adamın bunu hazırlamasını bekler misin? Çiğ köfte siparişi vermişsin. Net beklemem bu arada. Çiğ köfte siparişi vermişsin ve 25 dakikada geliyor abi önüne. Hayır, renkler de ölü zaten. Sebzelerin falan. Anası sikilmiş çünkü olmuştur olmuştur. Ya biber değil mi o? Evet abi, biber. Ya bana Yani koyayım. bu ben bugün dürüm sipariş verdim. Şöyle fırlatmışlar biber amına koyayım. Çünkü toz biber yani. Ya poşetin içinde geliyor değil mi? Tabii Zımbalıyorlar canım, poşeti poşeti falan. Ya zımbalıyorlar yaptılar yani. amına koyayım işte. Adam Ne onun gerek bidonunu var? 10 lira alıyor. Anladın mı amına koyayım? Biber yani en nihayetinde. Hazır. Eline sağlık valla. Bir sanat yaptın ya şurada. Arada bir meyve var galiba. Eline sağlık. Gerçekten bir sanat abi. Rönesans ya. Türk yemek devrimi abi. Muhteşem be. Şimdi arkadaşlar bakın, şundan bahsetmek istiyorum. Dünya mutfaklarında, dünyanın iyi restoranlarında şöyle bir kullanım vardır. Bilmem ne bilmem ne with a twist. Yani diyor ki adam, ben diyor babaannemin raviolisinden yaptım. Ravioli bir çeşit makarna. Ama diyor ufak bir değişiklik kattım diyor. Yani bir şey kattım diyor ben, farklı bir şekilde. Ya çiğ köfte ve de twist yapacak olursan eğer, yani çiğ köfteye bir şey katmak istersen, ana malzeme olan o çiğ köfteye hakikaten ekstra bir şey koyarsın. Ben de derim ki o adamın aklına ne gelmiş amına koyayım der. Yani şöyle atıyorum, çok abartıyorum şöyle. Antep fıstığı koydu çiğ köfteye ve farklı bir lezzet yakaladı. O zaman dersin ki tamam bak. Şimdi çok güzel. Bu adam burada çiğ köftenin içinde olan normal ne varsa koydu. Ne koydu? Bulgur, nar ekşisi, salça, değil mi? İsot, işte hıt pıt 3-5 baharat. Yani 250 lira bir de yani. Şu. Abi yani böyle basit şeyleri böyle abartıp abartıp başımıza çıkara çıkara amına koyduk yani.